Herkese merhaba, ben Alperen. Açık Dünya Mobil Araba Oyunu Yapıyorum serisinin 11. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde farz et ki çok istediğiniz güzel yenilikler getirdim. Hoşunuza gidecek bir video olacak. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, bu hafta ilk iş olarak geçen hafta yarım kalan tamirci vardı. Onu tamamladım. Artık elimde model biriktiği için yeni bir tasarım yaparken eski modellerden parça alıyorum. Hem bu sayede de hızlı yapmış oluyorum, hem de bütünlüğü bozmamış oluyorum. Oyunda işlevi olan dükkanlar rahatlıkla anlaşılabilir hale geliyor. Blender'dan sonra Unity'ye geçiyorum ve dükkanı oyuna aktarıyorum. Zaten daha öncesinde tamir etme sistemi yaptığımız için hatırlarsanız göstermiştim. Ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor. Fakat kafamda şöyle bir olay var. Buna çok düşük bir miktar da olsa para eksilmesi yapmak istiyorum. Ama dediğim gibi gerçekten küçük bir meblağ olacak. Daha sonra geçen bölümde sizlere güzel bir beğeni gelirse TOG getireceğimi söylemiştim. Beni kırmadınız ve ben de sizleri kırmıyorum. Oyuna TOG'u ekledim. Fakat önemli bir detaydan bahsetmem gerek. TOG'un içi yok. Ben de şimdilik TOG'a kamera eklemedim. Bence oyunda hiç olmamasındansa geçici bir süre aracı sadece dıştan oynamak daha sağlıklı olur. Oyun çıktıktan sonra, yüküm biraz daha hafifledikten sonra ben kendim oturup güzel bir şekilde TOG'un içini modellerim. Birazdan oynanış TOG'u göreceksiniz. Arkadaşlar, gerçekten efsane oldu. Sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Bu arada kısa bir hatırlatma. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca fikirlerinizi ve isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelelim geçen hafta eksik kalan bir olaya. Arkadaşlar, hatırlarsanız geçen hafta YouTube apisini denedim mi? Fakat yapamadığımı söylemiştim. Size videoda hatayı göstermiştim. Daha sonra bu hafta yayın açtım ve yayında muhabbeti geçti. Sohbet esnasında sağ olsun Samet elinde YouTube apisi olduğunu söyledi ve bana Discord'dan attı. Üstüne bir de kolaylık olsun diye nasıl yapılacağını video şeklinde gösterdi. Ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar, benim için böyle şeyler gerçekten çok kıymetli. Bana yardım etmek isteyen gerçekten çok kişi oluyor. Maalesef herkesin yardımını kabul etmem mümkün değil. Ama böyle bazen işin içinden çıkamayacağım vakitlerde yardımlarınıza açık hale geliyorum. Burada asıl olay sizin desteğinizi hissetmem. Gerçekten beni en çok mutlu eden şey bu oluyor. API hazır. Nasıl yapacağımı da öğrendim. Hemen ben de hızlı bir şekilde ayarlamasını yaptım Unity'de. Şimdilik iş görür bir şekilde oldu. İleride de bu butonlara el atarız. Muhtemelen önümüzdeki haftada oyunun tamamen butonları da değişmiş olur. Bu sistemden sonra sizlere görevlerin az olduğundan bahsetmiştim. Bu nedenle bu hafta para kazanabileceğimiz yeni bir görev sistemi yapmaya karar verdim. Bu sistemi de anlatayım. Görev başlangıç noktasına geliyoruz. Bize ayarladığım noktalarda belirli zaman aralıklarında bitiş çizgisi çıkıyor. Süre bitmeden hızlı bir şekilde bitiş çizgisine ulaşmak gerek. Yoksa görev başarısız oluyor. Diğer görevlere göre daha zevkli oldu açıkçası. Oynanışta da göstereceğim. Para kazanma yollarını elimden geldiğince arttıracağım ki oynarken sıkılmayın. Oyun kendisini tekrar etmesini istiyorum. Bu yüzden elimden geldiğince hem görev hem de para kazanma yollarını arttıracağım. Şu anki zamana karşı yarış görevinde de birazdan TOG'la birlikte deneriz. Bu hafta bu sistemlerin haricinde de oyunun altyapısına çok etki edecek değişiklikler de oldu. O da satın alma sistemi ve para altyapısı. Şu an sistem tam anlamıyla bitmedi ama gelişen kısmı sizlere göstermek istiyorum. Bu olay gerçekten çok önemli çünkü bir önceki oyunumda olduğu gibi hile yapılmasını istemiyorum. Oynanışta bundan biraz daha detaylı bahsedeceğim. Eğer siz de yarın bir gün oyun yapacaksanız veya şu an bir oyun geliştiriyorsanız bunları bilmeye ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Hadi gelin şimdi birlikte oynanışı geçelim ve hem yeni sistemleri hem de yeni aracımızı deneyelim. Evet arkadaşlar, geldim araç seçme menüme. Şimdi burada gördüğünüz gibi bazı değişiklikler var. Satın alma sistemiyle hemen bir başlayalım. Şimdi geldim mesela TOG'a. Gördüğünüz gibi satın al 5000 diyor. Şimdi bende 10.000 var. Hemen 5000'e aldım. Bakın 5000 eksildi ve mesela bir tane daha arabaya şey yapalım. Şu soldaki TL ifadesini umursamayın. Onu silmeyi unutmuşum. Ve şu an UI'ler de değişecek. Hani bunlar da tamamen görsel amaçlı. Şu butonlar vesaire tamamen görsel amaçlı. Sizde bu reset falan olmayacak. Şu an ben projeyi geliştirme aşamasında olduğum için bunlar bana kolaylık sağlasın diye yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu arabada 10.000 diyelim. Bu rakamlar da fuzuli. Hani oyun çıktığında bu rakamlar olmayacak. Mesela 10.000 diyor. Bakın burada gördüğünüz gibi aşağıda uyarı veriyor. İşte paran yeterli değil. Satın alamazsın diye. Şimdi geldim TOG'a.
Togan. Oyna diyorum. İlk başta arkadaşlar Togu şöyle bir modifiye edelim. Ondan sonra YouTube sistemini deneyelim. En sonunda yarış görevini yapalım. Ve o sırada bahsetmem gereken önemli detaylar var. Gördüğünüz gibi Tog bu şekilde. Arkadaşlar Tog'un maalesef içi yok. Fakat dıştan da şu an Allah. Kötü çarptık ya. Durun ilk başta tamirciye gidelim. Madem çarptık. Maalesef haritada yeteri kadar şu anda tamirci yerleştiremedim. Dediğim gibi bu hafta bayağı bir yoğundu. Gerçekten bu hafta ya tabiri caizse perte çıktım arkadaşlar. Yani aşırı yoruldum bu hafta. Şu anda videoyu çekerken bile zorlanıyorum. Hani videoyu yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Şöyle geldim. Tamircide aracımı tamir ettim. Şimdi dikkatli bir şekilde modifiye yerine gideyim. Aracım bozulmasın. Şurada da yine geçen bölümde eklediğimiz petrollerden biri var. Bakın burada da bakkal var. Ya bu hafta çok bir şey ekleyemedim ama gitgide harita böyle tam anlamıyla Türkiye'deymiş gibi hissettirmeye başladı. Başlıyor diyelim. Evet şimdi modifiye alanıma doğru bayağı bir yaklaştım. Şuradan giriyorum. Togo birlikte modifiye edelim. Rengini bence kırmızı yapalım arkadaşlar. Toga bayağı bir yakışıyor. Yalnız şu stoplar dikkatinizi çekelim. Yani gerçekten güzel duruyor bence. Şuraya gelip o son eklediğimiz jantı ekleyelim. Gene bu da güzel duruyor. Şöyle hafif basalım ya. Bunu çok basık yapmayalım. Kamber vermeyeceğim. Kamber vermek istemiyorum. Geri kalan ayarları ellemeyeceğim. Hızını arttıralım. Zamana karşı yarış görevinde ihtiyacımız olur. Spoiler eklemeyeceğim. Fakat size burayı göstermek istiyorum. Bakın burada spoilerlarda satın alma yeri var. Bunu hepsini yapacağım ve diğer materyallerde de bu satın alma işlemleri olacak. Şu anlık yarım kaldığını belirtmek istiyorum sizlere. Şu an gelişme aşamasında. O bitince diğer hepsi buna uyumlu olacak. Şimdi drive diyelim ve togumuzu bir inceleyelim. Arkadaşlar gerçekten güzel duruyor bence. Siz de düşünceleriniz ne yorumlara yazabilirsiniz. Tadında bir modifiye oldu. Arkadaşlar şimdi size bunu canlı bir şekilde göstermek istiyorum. Geldim buradan video linkimi kopyaladım. Siz de telefonunuzda bunu aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra şu sağdaki YouTube logosuna tıklıyorum. YouTube linki geri diyor bakın. YouTube linkimi yapıştırıyorum ve oynat diyorum. Şöyle sesimizi açalım. Umarım videoda sesimi çok bastırmıyordur ve bunu çok uzun süre oynatamayacağım. Ama gördüğünüz gibi videoyu, müziği oynatabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde müziğimizi dinleyebiliyoruz. Daha fazla oynatmayacağım. Bitir dedim ve buna tekrar tıklayarak kapatabiliyoruz. Bence gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi satın alma sistemi neden bu kadar önemli? Yarış görevine giderken hızlıca bahsedeyim. Unity'nin Player Prefs ile kaydettiğinizde hile yapması çok kolay oluyor. Şimdi ben de şu ana kadarki bütün kayıt sistemine işte modifiye olsun, araç seçme olsun, görevler olsun her şey Player Prefs'deydi. Ve bunlar hiç sağlıklı değildi. Böyle olunca oyunda herkes rahatlıkla hile yapabiliyor. Ve bu hiç güzel bir şey değil arkadaşlar. Hile yapmak etik değil. O muhabbete hiç girmeyeceğim şu an. Fakat siz de önleminizi almanız gerek. Altyapı tamamen değiştirildiği için bu hafta gerçekten çok yoğundu. Şimdi şu kübüme geliyorum. Bunlar bu arada bu şekilde oyun çıktığında kesinlikle olmayacak. Şu anlık tamamen işte işleri kolaylaştırsın diye sürekli test ettiğim için bu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar kübe girince zamana karşı yarış görevi başlayacak. Böyle sesi bir kapatalım. Size belki çok ses geliyordur. Şöyle geldim. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda sürem başladı. Takip okum gösteriyor ve yanında süremiz de yazıyor arkadaşlar. Takip okunun gösterdiği yere doğru gidiyorum. Yeterli sürede buraya varırsam gördüğünüz gibi hop tebrikler görevi tamamladın. Normalde arkadaşlar burada para eklemesi gerekiyordu. Fakat şu an para sistemiyle uğraştığım için bunu yapmak istemedim. Sistem bitince bunu düzelteceğim. Şurada da güzel bir detay. Hexis Studios tabelası. Şimdi gelin bir de görevi tamamlayamayalım. Ben oturup 30 saniye bir bekleyeyim. Bakalım bu sefer ne olacak? Evet 30 saniye süremiz başladı. Şu takip oku da bence gayet güzel oldu ya. Haritada da yapabilirsem gösterge yapacağım. İkisi de birlikte oyuncuya çok yardımcı olmuş olur. Bu tarz şeyleri oyuncu açısından ben önemli buluyorum. Keşke müziği açsaydım 30 saniye boşa geçmezdi. Evet 30 saniye bitti. Atıyorum burada yetişemediğimizi farz edelim. Zamanında bitiremedin. Görev başarısız diyor arkadaşlar ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi zamana karşı yarış görevi de bu şekildeydi. Bunun gibi farklı ve mantıklı görev fikirleriniz varsa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Yorumlarda sizden çok fazla fikir alıyorum. Umarım yenilikler hoşunuza gitmiştir. Benim için bayağı yoğun bir haftaydı. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesabımı aşağıya bırakıyorum. Orada da aktifim arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın.